Bitmiyor, bitmiyor. Bu garajda projeler bitmiyor. İnşallah yüksektir arada. Tamam, yüksek yüksek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Serhat'cığım. Evet abi. Rahat mısın? Sen basık arabaları sevmiyorsun diyorlar. Severiz de garaja girip çıkarken sevmiyoruz. Hazır mıyız? Evet abi, ben hazırım. Kanca elinde çok güzel şu an. Bir de kafada bir kez iniyoruz herhalde. Aynen. Süper. Arabayı hayırlısıyla indirdik. Benim şu detay çok hoşuma gitti. Bu kasada şu dilber dudağı yok mu? Şu dilber dudağı. Çok tatlı geliyor bana ya. Serhat'cığım. Bir kaldır da dilber dudağın altını gör abi, bademciğini. Abi onun altında çok terbiyesiz bir şey var Serhat. Money is money baba. Adını okumayacağım şimdi burada. Abi sıradan diferansiyel işte, bildiğin kilit. Yeni proje tekrar hayırlı olsun kardeşim. Hayırlısıyla indirdik. Bu garaja ilk defa bir araç düz girdi. Aynen. Öncelikle hayırlı olsun kardeşim. Sağ olsun abi. Hazır arkası buraya dönükken biraz konuşalım istiyorum seninle. Gördüğümüz şeyler hakkında, bize anlatabileceğin şeyler hakkında bir konuşalım. Anlat bize Serhat. Abi ne anlatayım? Motoru büyük bir tuşesi. Emin ol bilmiyorum yani ne şey olduğunu. Çünkü biz bu arabaya beyin aldığımızda RB'di üstündeki, sonra LS'e geçtik, LS swaplandı, LS takılıyordu, ona göre ben tesisatını yapacaktım. Şimdi büyük ihtimal turboyu sağda gördüğüme göre büyük ihtimal bu Jay-Z, ama var mı turbo bilmiyorum. Şunu açıkça göreceğiz. Yeni geldi, hazır işte yerleşim yaparken, arabanın niye böyle kafada ne diyecekse, hazır zaten frenleri yine yok, çekiciyle ters yüklenmiş, dedi ki böyle ilerim, zaten fren olmadığı için çalıştırınca direkt çıkaramayacağız, yine kancayla çekiciyle takar çıkarız diye. İşte burada diferansiyel var, kilitli bir tane diferansiyel. Ondan sonra... Abi o artık bir probe drift aracı, öyle söyleyeyim yani yapılabilecek her şey olacak. Onun dışında bak en basiti, Sörstang'ına kadar bak burada regülatörlerin vesairesi, her şey burada, sen bunları daha görmedin. Oo, ben bakmamıştım buna. Yakıt hortumlarına kadar hepsi USA. Süper. Peki diferansiyel ile ilgili şimdi birçok kişi biliyor olabilir bu diferansiyel tipini, bu modeli. Ama bize söylemek istediğin ne var? Abi bu şöyle. Normalde bir diferansiyeli biliyorsun, bir oranı vardır, o oranla kullanırsın. Ama bunun arkadaki şu kapağı açarak iki tane dişi çıkararak bildiğin oran değiştiriyorsun. Yani en basit anlatacak şekilde söyleyeyim. Niye? Yarıştığın pistte her zaman duman dumana gidiyorsun. Her zaman bildiğin seyirciye oynuyorsun. Tabii bu seyirci dışında sana da çok iyi bir direksiyon hissiyatı veriyor. Arabayı da kontrol edebiliyorsun. Yani çok önemli bir şey, bakma. Hani drift arabasına diyeceksin ne var, kaynak at, geç değil işte. Bakın ultra pro araçlara pilotlar kullanırken, ki pilotlar da biraz hünerliyse, bakarsa hep araba seyirci oynuyor. Hep duman dumana. Her şeyde, her virajda, her köşesinde, kenarında arabalar hıtıtı 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 istediği gibi hiç bayılmaz. Sizin siz çok yüksek hızda bir anda yanladığınızda tam tersi tarafa kırıp dar viraja geldiğinizde illaki yavaşlıyorsunuz. İllaki lak oluyor. Ne oluyor? Bir daha ara versene debriyaj tokatlar. Verse yok vites düştü, o yok onu yap, yok bunu yap. Ya bu kadar para vermeye değer miydi sen? Bir tane elektrotla yapamazlar mıydı bunu? Abi zaten genelde öyle oluyor. Kaynak oluyor atıyorum. O şekilde kullanılıyor. Yani bu arabayı yaparken zaten sıfırdan yapılıyor. Birazcık işte pro versiyonu olsun diye yapılıyor. Tabi bu araba yine B plandan geliyor, Burak abiden. B plan ve ekibi zaten yapıyor bu arabayı. Bize düşen bölümü her zaman gibi 3-5 kablo. Arabanın elektrik tesisat namına hiçbir şey şu an yok. Arabaya sıfırda aynı Abbas abinin Subaru BRZ'ye, Tuğcesi'yi geçen 1,5 sene neredeyse olacak. O zaman yaptığımız gibi bunu da aynı şekilde baştan yapacağız. Dakika dakika daha net bir şekilde göreceksiniz. İçe gelecek olursak, şimdi kapı ayarında uğraşıyorum falan. aracın radyatörü de arkada olacağı için, bak radyatör boruları falan buradan geçiyor. Aracın yanında şu gördüğün parlak olanlar. Abi Bakü Ceyhan doğalgaz bana attı. Bak burada karbon detaylar bile, bunlar önemli şeyler abi, bak görüyorsun. Onun dışında kalifer kazanı kurulmuş. Tabi bu kalifer kazanı
tabii ki de tamamen fonksiyonlu değil. İç şeyleri sökülüp sadece yukarı versin diye. Diyeceksiniz ki ne alaka? Çok soğuk zam havalar diye mesela gidiyorsunuz drift'e. Sabahları mesela pistlerin olduğu yerlerde soğuk oluyor. Soğuk olunca her yer bu oluyor. Bu olunca önünüzü göremiyorsunuz. Bezlesiyle olması bulması yapamazsın diye kemeri taktığınızda şey yok. Driftçilerin yani yarış daha doğrusu pilotlarının en büyük hataları şu. Arabaya adam biniyor. Bu böyle duruyor. Rahat rahat bindi. Bindi her şeyin ayarladı. Kemerini bağladı onu yaptı. Böyle kalıyor. Ayağını çıkaramıyor. Aynen. Ne yapıyor? Kapı kalıyor. Şimdi de önünü çevirelim. Bundan sonra görevini alacağım. Hadi bakalım. Bakalım ne motor var içinde. Arabanın içindeki motor az sonra. Şimdi öne geldik. Ben ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Yorum yazacak birisi varsa şimdiden söyleyeyim. Kaliper yok. Abi bu arabada kaliper yok demeyin. Şu anda da zaten proje aşamasında. Serhat'cığım ne yapıyorsun? Kaputu bir açalım. Hadi bakalım gerçekten tahminleri bekliyoruz. 2JZ mi çıkacak içinden? Yoksa Van JZ mi? Bakalım ne? JZ ya bu. Aynen Van Oslo bir JZ. Aç 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 aç. Tatam. Uhuu. Ben gideyim sopa getireyim şuradan. Çok tatlı ya. Driftçilerin vazgeçilmezi. Check pass. Şöyle bir hemen göz gezdiriyoruz. Tatlı mı? Tatlı. Ben bakıyoruz. Pujo-EZ araba. Her zamanki gibi GT30 var. Her şeyi takmış zaten Burak abi ne gerekiyorsa. Porsche kelebeği var. Elektronik kelebeğe çevirdik. Bir arabanın kendi elektronik gaz pedaliyle de çalıştıracağız. Daha önce de çalıştırmıştım. Beyin olarak ECU Master Black kullanacağız bunda. Niye yani, Black kullanıyorsun özellikle bunda? Elektronik kelebek var ya abi. Ha. Elektronik kelebek için. Onun dışında zaten her zaman tipik R8. Sonra bakıyorum başka herhangi bir şey vesairesi var mı? Yani tipik 500 beygir bir araba işte abi. Yapacağız, çalıştıracağız. Sonra da aracı aynı zamanda konsol tesisatlarını da yapacağız. Sıfırdan bir araba geldi. Sıfırdan yapacağız. Her zamanki gibi yaparız, çıkarız abi. Daha önceden bu yollardan geçtik. Yine aynı yollardan geçeceğiz. Güzel bir şey olacak abi ya. Burak abinin de ekibinin de ellerine sağlık. Her zamanki gibi döktürmüşler. Biz de bize düşeni yaparız abi. Çok güzel bir araba çıkacak gerçekten. Serhat. Hop. Aboneler yapım aşamalarını istemiyormuş, sevmiyormuş. Nasıl tipi değişti? Elimden geldiğince çekiyorum durmadan da. Valla sen ne kadar çekersen ben onu timelapse şekilde ekliyorum. Tam hızlandırılmış bir görüntü oluşuyor ama en azından fikir sahibi olmak adına insanların işine yarar. Merak edenler, yorumlarda bunları bildirenler çok var. Buradan abone olarak destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için Serhat ekranı neresine koyalım? Abi İstediğin yere, bence şuraya koyalım. Bana göre böyle sağ bakıyor ya. Tamam. SSH'de Instagram hesabından takip ediyor. Daha çok 2JZ'yi görmek istiyorsanız, daha çok 1JZ'yi görmek istiyorsanız, daha çok RB serisi görmek istiyorsanız, daha çok LS serisi görmek istiyorsanız, her zaman buradayız biz. Her zaman kanalın ismini de biliyorsunuz. Daha bir şey anlatayım. Kanal burada. Aynen. Açıp izleyin. Bu kanalda, bu atölyede birkaç tane farklı bayrak var. Bu atölyeye her çeşit araba geliyor. Her ülkenin arabası geliyor. Ne varsa geliyor. O yüzden her geçen gün, her yeni videoda yeni bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz çok büyük. Bizler için güzel hatıra oluyor. Bizlerin hatırasına değer verip bize vakit ayıran herkese çok teşekkürler. Görüşürüz Serhat'cığım. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine.